Arslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi Liz Truss ve Siyonizmin Asıl Hedefi İngiltere Başbakanı Liz Truss, Birmingham'da İsrail'in Muhafazakar Dostları adlı grubun etkinliğinde konuştu ve bildiğiniz üzere ben büyük bir Siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum dedim. İsrail Başbakanı Yair Lapid, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada Turus'un ülkenin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya olumlu baktığını belirtmişti. İngiltere'nin İsrail nezdindeki büyükelçiliği Tel Aviv'de. Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu başkonsolosluğu da Doğu Kudüs'te bulunuyor. Peki, Siyonizm ne demektir? Siyonizm Tarihi İsrail toprakları olarak tanımlanan topraklarda bir Yahudi devletinin asırlar sonra yeniden kurulmasını destekleyen ve Yahudi milliyetçiliğini temel alan hareket olarak tanımlanıyor. İsrail devletinin 1948'de kurulmasından sonra Siyonistlerin İsrail'in güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmaya ve antisemitizmle mücadeleye yöneldiği de söylenmektedir. Bu tanımlama ve tespitler eksiktir. Çünkü Siyonizmin hedefi İsrail bayrağında da temsil edilen Tevrat'taki vaat edilmiş toprakları ele geçirmektir. Tevrat'ta çok açık bir şekilde İsrail oğullarına batıda Akdeniz kıyısından doğuda Fırat'a kadar olan bölgeyi işgal etmeleri çağrısında bulunuluyor. Bugünkü Büyük Orta Doğu projesi ilk planda bu hedefe yönelikti tabii proje ABD'nin çıkarlarıyla bütünleştirilip başka bir renge boyanarak dünya kamuoyuna sunuldu. Tevrat'ta İsrail oğullarına vaat edilmiş topraklar içinde bugünkü İsrail, Lübnan, Ürdün, Suriye'nin Fırat'ın altında kalan bölümü, Irak'ın Fırat'a kadar olan bölümü, Mısır'ın Nil Deltası sahası ve Suudi Arabistan'ın kuzey kısımları bulunuyor. Tevrat'taki bu hedef genişletilerek Türkiye'nin Fırat'ına kadar uzatılıyor ve Irak ve Suriye'nin kuzeyi İran'ın batısıyla birlikte Türkiye'nin güneydoğusunu da kapsıyor. 2011 yılından itibaren Türkiye'nin kuzeyinin boşaltılması ve buradaki insanların Türkiye'ye sürülmesinin gerçek sebebi bu hedeftir. Tabi asıl hedefleri sadece Tevrat'ta vaat edilmiş bulunan Nil'den Fırat'a kadar olan topraklar değil bütün dünyadır. Yani hedef bütün dünyayı tek bir İsrail yapmaktır. Bunun için dünyanın merkezi olan coğrafyayı yani Türkiye, İran, Irak ve Arabistan'ı ele geçirmeleri veya kontrol etmeleri şarttır. Dünyayı zehirleyen asıl karbon ayak izi işte budur. Yahudi asıllı İngiliz Amerikan vatandaşı Baba Bush'un baş danışmanı ünlü tarihçi Bernard Lewis İstanbul'da Yapı Kredi Bankası'nın 1996 yılında düzenlediği bir konferansta Büyük Ortadoğu projesini adını koymadan açıklamıştı. Louis'in planını hayalim İstanbul'un başkent olduğu Ortadoğu Birleşik Devletleri sözleriyle Talabani de seslendirmişti. Tevrat ayrıca ne diyor bakın. Onları demir çomakla kıracaksın. Bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın. Rabbim sana miras olarak vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın. Rabbim sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin. Vurun. Gözünüz esirgemesin ve acımayın. İhtiyarı, genci ve ere varmamış kızları ve çocukları, kadınları helak için vurun. Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için hazırla. Sen benim topuzumsun ve cenk silahımsın ve seninle milletleri kıracağım ve seninle ülkeleri helak edeceğim. Kimsenin kendi milletinin milliyetçisi olmasına itirazım yok. Yeter ki Türk milletinin ve insanlığın başına bela olmasınlar. Lis Turus'un Siyonist olduğunu açıklamasının da bir sakıncası yok. Asıl sorun şu ki Türkiye ve diğer İslam ülkeleri Siyonistler tarafından yönlendiriliyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.